Bugün bu videoda iki temel veriden bahsedeceğim. Büyüme verileri ve dış ticaret verileri. Bu iki veri de çok önemli. Bunun Türkiye ekonomisine etkisini, dolara, altına etkisini, borsaya etkisini uzun uzun konuşacağız. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Turizm Örgütü'nün çok önemli bir raporu var. Bu raporun ayrıntılarını konuşacağız. Türkiye'nin dış ticaret açığı ve cari açığı ile çok yakından ilgili bir konu. Turizm sektöründe bir hareketlilik olacak mı, bir canlanma olacak mı? Turizm sektörü gelirleri ile biz dış ticaret açığımızı geçen yıl olduğu gibi kapatıp cari fazla verebilecek miyiz, veremeyecek miyiz? Ve tabii ki doğal olarak bunun dolar üzerinde, altın üzerindeki etkileri ne olacak? Bunu sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Tabii Amerika ile Çin arasındaki gerilim de her geçen gün artıyor. Trump bir basın toplantısı gerçekleştireceğini açıkladı. Büyük ihtimalle burada Çin'le ilgili yaptırımlar masaya konulacak. Çin'le Amerika arasındaki ilişkiler daha da gerilecek gibi görünüyor. Doğal olarak da arkadaşlar bütün bunların toplamında hem altın üzerinde hem de dolar üzerinde yukarıya doğru baskı artacak gibi. Yakın zaman içerisinde zaten büyük ihtimalle 6.80'de tutunmayı başaran, 6.80'in üzerine oturan doları 7 seviyesinde göreceğiz. Bir daha dolarda bu rakamları görmemiz mümkün olmayacak. Hem doların yükselmesi hem de onsun bu kritik gelişmelerle birlikte yükselmesiyle birlikte gram altında bu seviyelerde bir daha görme imkan ve ihtimalimiz olmayacak diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Bütün bu konuların ayrıntılarını bu videoda paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verisi geldi. %4,5. İnandırıcı bulursunuz bulmazsınız. Ama sonuç itibariyle resmi verilere baktığımızda ilk çeyrekte Türkiye'nin %4,5 büyüdüğünü görüyoruz. Bu büyümeyi nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bu büyüme nasıl sağlandı? Bütün bu soru işaretlerinin aslında cevabını verdiğimiz an itibarıyla doğru sonuca da ulaşmış oluyoruz. Evet, Türkiye büyümüş olabilir ama Türkiye'nin büyümesi, yani Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayan ilk çeyrek büyümesinin büyük bir bölümü üretimden, ihracat, Türkiye'nin kendisini geliştirmesinden, sanayileşmesinden, tarımından falan kaynaklanmıyor ne yazık ki. Türkiye'nin büyümesi tamamen ithalat odaklı. Ve işin kötü tarafı, ikinci çeyrekle ilgili beklentiler, benim de beklentilerim o yönde, çift haneli bir daralma olması. Yani %10'un üzerinde bir küçülme yaşayabilir Türkiye. Bu da Türkiye'nin ihracatının iyice azalması, ithalatını daraltmaya çalışması ve iç tüketiminin de neredeyse durma noktasına gelmesi anlamına geliyor. Ocak, Şubat, Mart ne kadar gerçekçi veriler tartışılır. Çünkü pandeminin daha Avrupa'ya, Amerika'ya, Türkiye'ye gelmediği, en azından tam anlamıyla gelmediği aylar, onun için çok gerçekçi rakamlar değil pandemi açısından bakıldığı zaman. Türkiye geçen sene zaten çok ciddi bir daralmayla karşı karşıyaydı. İlk çeyrekte baz etkisiyle bir miktar toparlanması bekleniyordu. Ama üzerine şimdi pandemi geldi. Çift haneli bir daralmayla geçen senenin problemleri birleştiği an itibariyle Türkiye'nin sıkıntıları ne yazık ki her geçen gün biraz daha büyüyecek. Şimdi gelelim dış ticaret verilerine. Çok feci arkadaşlar. Öyle böyle değil. Biliyorsunuz ben bu pandemi öncesinde de Türkiye'nin dış ticaret açığının her geçen gün artacağını söylüyordum sizlere. Bugün cari fazla veriyor olabiliriz ama bu cari fazla çok geçici. Yakın bir zaman içerisinde tekrar Türkiye cari açığa doğru koşar adımlarla ilerleyecek. Çünkü herhangi bir önlem almadı. Sadece kuru baskılamaya çalışıyor. Kuru baskıladıkça da ithalatı artıyor. Çünkü kur avantajını kaybediyor diye sizlerle paylaşıyordum. Nitekim hem pandemi etkisiyle Nisan ayı verilerinde pandeminin de etkisi var kesinlikle. Ama Nisan ayı öncesindeki döneme baktığımızda da zaten hem dış ticaret açığında hem de cari açıkta problem görünmeye başlamıştı. Bunun da altını çizelim. Dış ticaret açığı Nisan ayında 4 milyar 560 milyon dolara ulaşmış durumda. Bizim yıllık cari açığımız değil, dönemlik cari açığımız da değil bakın. Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ı kapsamıyor. Sadece Nisan ayında 4 milyar 560 milyon dolarlık dış ticaret açığı verdi. Bu dış ticaret açığı önümüzdeki süreçte cari açığın çok ciddi anlamda açılacağını bize gösteriyor. Katlanarak artıyorsa dış ticaret açığımız, burada çok ciddi bir problem vardır. Bu problemin tek çözümü turizm gelirleriydi arkadaşlar. O turizm gelirlerinin de olup olmayacağını konuşacağız. Zaten pandemi etkisiyle olmayacağını konuşuyorduk ama bir de açıklanan rapor var. O raporda zaten çok daha
detaylı bir şekilde göreceksiniz hepiniz. İhracat %41.4 oranında daralmış durumda. İthalat %25 oranında daralmış durumda. Her ikisinde de bir daralma görüyoruz. Ama ihracat %41 daralırken ithalat 25 daralıyor. Yine arada %15'lik bir fark var. İthalat lehine, ihracat aleyhine. İhracat 8 milyar 990 milyon dolar. İthalata bakıyoruz. 13 milyar 553 milyon dolar. Sadece Nisan ayından bahsediyoruz. Dış ticaret açığı Nisan'da %67 oranında artıyor arkadaşlar. Şaka maka değil. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranına gelelim. Nedir ihracatın ithalatı karşılama oranı? Bir ürün satıyorsunuz. Karşılığında başka ürünler alıyorsunuz. Aldığınız ürünleri, sizin sattığınız ürünler ne kadar karşılıyor? Geliriniz giderlerinizin ne kadarını karşılıyor? Öncesinde %80'lerin üzerindeydi bu. %84.9'du. Şu anda %66.3'e kadar düşmüş durumda. İhracat bizim ithalatımızı karşılayamaz hale geliyor iyiden iyiye. Açık beklentinin çok üzerinde. Çünkü beklentiler 3,5 milyar dolar civarındaydı. Benim beklentim değil. Benim beklentim bunun da üzerindeydi. Ben bunun bile iyimser bir rakam olduğunu düşünüyorum. Frene basamıyorsunuz. Şu süreç içerisinde sizin ihracatınızın ithalatı karşılama oranını azalttığı gibi aynı zamanda dış ticaretinizin de o çok iyimser beklentilerin ötesinde gerçekleşmesini beraberinde getiriyor. İhracat geçen yılın Ocak-Nisan dönemine göre %13.7 azalmış durumda. 51 milyar 662 milyon gibi bir rakam var. İthalata baktığımızda %1'lik artış var abi. İhracat %13.7 daralıyor. İthalat hala artış trendini sürdürüyor. Buradan sonraki rakamlar daha da dramatik. Dış ticaret açığı Ocak-Nisan döneminde %102.3 oranında artıyor. Bu katlanmak değildir de nedir? Hani size aylardır katlanarak artacak dış ticaret açığı diyordum ya. İşte onun net tablosunu görüyoruz. Burada 17 milyar 543 milyon dolarlık bir dış ticaret açığı veriyoruz arkadaşlar. Dış ticaret açığı hem dönemsel olarak hem ay olarak katlanarak devam ediyor ve görünen o ki yıl bitiminde korkunç bir dış ticaret açığıyla ve korkunç bir cari açıkla karşı karşıya kalacağız. Bunun yanına Türkiye'nin borçlarını koyun. Bunun yanına Merkez Bankası'nın rezervlerini koyun. Bu rezervlerin hem dış ticaret açığını hem de borçlarını nasıl karşılayabileceğinin hesabını kendiniz yapın arkadaşlar. İhracatta Almanya, ithalatta Çin ilk sırayı alıyor. Burada kritik bir nokta var. En önemli ihracat kalemimizi Almanya'ya ve Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Bir diğer ülke de İtalya bu arada. Krizin, pandeminin en sıkıntılı olduğu ülkelerden birisi ikinci sırada yer alıyor Avrupa'da. Eğer ki Avrupa daralırsa çok ciddi sıkıntı yaşarız diyordum ya size. İşte bunu anlatmaya çalışıyordum. Almanya, İtalya sizin ihracat kaleminizde birinci sırada ve bu ülkeler daralırsa, sizden mal almayı kesmeye başlarlarsa işte o zaman sizin ihracat gelirleriniz daha da azalıyor. Bakıyorsunuz Almanya'ya son ay sadece 862 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmişiz. Çok ciddi bir daralma var. Çin'den yapılan ithalatta, Amerika'dan yapılan ithalatta hala yüksek montan devam ediyor ne yazık ki. Bu da bizim dış ticaret açığımızı körüklemeye devam ediyor. Hani bir tevatür var ya, biz sadece enerji ithal ediyoruz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bizim enerji ithalatımız, emin olun, yaptığımız ithalatın 1/3'üne falan ancak denk geliyor. 2/3'lik kısmı bizim Çin'e, Almanya'ya, oraya buraya yaptığımız tüketim harcamaları. Bunu kısmak zorundayız. Bunları kendimiz üretmek zorundayız diye ısrarla aylardır söylüyorduk. Kur üzerindeki baskıyı azaltmak zorundasınız. Artık şu değerli Türk lirasına vazgeçmek zorundasınız ve ithalatı kesmek zorundasınız diye bas bas bağırıyorduk. Kimse sesimizi duymuyordu. Bakın dün Sayın Berat Albayrak ne dedi? İthalatımızı çok acilen ulusal menfaatlerimiz nedeniyle kısmamız gerekiyor dedi. Biz bunu 2 yıldır 3 yıldır söylüyoruz. Bunu söylediğimiz için neredeyse vatan haini ilan edildik. Neyse arkadaşlar, devam edelim. Ocak-Nisan döneminde Almanya'ya 4 milyar 896 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. İtalya'ya 2 milyar 581 milyon dolar ihracat yapılıyor.
Nisan ayında Çin ithalatta birinci sıraya yerleşiyor. 1 milyar 559 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiriyoruz Çin'den. Ocak-Nisan döneminde ise Çin'den tam tamına 6 milyar 577 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiriyoruz. Bu ithalatın %99'u iddia ediyorum tüketim ithalatı arkadaşlar. Ara malı değil, sermaye malı değil, direkt tüketim malı ithal etmişiz. Sebebi ne? Çünkü Türkiye üretmiyor. Sebebi ne? Çünkü biz kuru baskılıyoruz. Kuru baskıladığımız için de yerli üretici Çinli ile mücadele edemiyor. Rekabet avantajı sağlayamıyor ve doğal olarak da biz Çin malını tüketmek durumunda kalıyoruz. Çin bizim pazarımızı tamamen ele geçirmiş durumda. Pandemi döneminde bile bütün dünya içine kapanmışken Çin'le olan ithalatını sıfır noktasına getirmişken biz Çin'den ithalat yapmaya, tüketim malı ithal etmeye devam ediyoruz. Bunun içerisinde tarım ürünleri de var, gıda ürünleri de var. Rusya ve Almanya ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Rusya'dan 6 milyar 376 milyon dolarlık bir ithalat gerçekleştiriyoruz. Büyük bir kısmı enerji ithalatı. Almanya'ya bakıyoruz, 4 milyar 519 milyon dolarlık bir ithalat var. Bunun da bir kısmı sermaye malı ama önemli bir kısmı otomotiv, tüketim malı vesaire arkadaşlar. Tüketim malımızın Çin'le Almanya toplamı 10 milyarı aşmış durumda. Rusya ile sadece 6 milyar dolarlık bir enerji ithalatımız olduğunu kabul edelim. Tamamen enerji olduğunu kabul edelim ki değil ama biz tamamen enerji olduğunu kabul edelim. 17 milyarın içinde 6 milyar bizim enerji giderimiz var. 11 milyar dolarlık tüketim harcamamız var. Ve bunun tek bir sebebi var. Yanlış kur politikası arkadaşlar. Yanlış kur politikası nedeniyle yerli üreticinin yabancılarla rekabet edememesi, yabancıların Türkiye'nin iç pazarını tamamen ele geçirmiş olması. Bu kadar basit. Türkiye olarak Çin'e, Amerika'ya, Almanya'ya, Rusya'ya çalışıyoruz. Ve bu nedenle de üreticimiz her geçen gün çökmeye devam ediyor. Bu nedenle işsizliğimiz her geçen gün dramatik bir şekilde artmaya devam ediyor. Pandemi olsa da olmasa da pandemi etkisiyle bakın çok daha ciddi bir işsizlik rakamıyla karşı karşıya kalacağız. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hizmet sektöründe çöküş var. 1 Haziran itibariyle özellikle devletin işçi çıkartma yasağının ortadan kalkmasıyla birlikte bakın sapır sapır ortalık dökülmeye başlayacak. Sonuç itibariyle Nisan ayında yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir dış ticaret açığımız var. Ocak-Nisan döneminde 17 milyar doların üzerinde bir dış ticaret açığımız var. Cari fazlamız var mı? Artık geçmiş olsun. Cari fazla yok. Cari açığımız katlanarak artacak mı? Turizm gelirleriyle bizim cari açığımızı kompanse etmemiz, işçi dövizleriyle bizim cari açığımızı kompanse etmemiz bu yıl mümkün olacak mı? İşte onun cevabında Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü veriyor. Hiç yorum yapmaya bile gerek yok. Turizm hangi noktaya gidecek? Bu raporda çok net bir şekilde zaten görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne göre turist sayısı 1950'lerden bu yana en büyük düşüşünü yaşıyor. Uluslararası düzeyde turist sayısı %70 oranında azalacak. Öngörünün temelinde ne var ona da bakalım. Ülkelerin sınırlarını Ağustos'tan itibaren açacak olması ve tatil yapmak isteyenlerin çoğunun ülkelerinden çıkma konusunda arzulu olmaması. İlla tatil yapacaklarsa da kendi ülkelerinde tatil yapmayı tercih edecekler. Dünya çapında turizm sektöründe istihdam edilen 110 milyon çalışan var ve büyük bir kısmının işi tehlikede. Büyük bir gelir daralmasından bahsediyoruz. Hem de bizim gibi ülkelere turist akışının durmasından bahsediyoruz. Çok kritik bir açıklama daha var örgüte göre. Yakın zamanda bu kayıpların telafi edilmesi mümkün olmayacak. Tekrar eski günlere dönmek için yıllarca zamana ihtiyaç olacak. Turistler salgın nedeniyle kitlesel turizmden uzak duracak. Yani her şey dahil gibi turizm alanlarından uzak duracak. Kimi hatırlatıyor size? Direkt Türkiye mümkün olduğunca daha steril alanlarda, daha kırsal bölgelere gitmeyi tercih edecekler. Hem şehir turizmi hem de her şey dahil turizmi bu dönemde çok ciddi manada etkilenecek diyor rapor. Şimdi soruyorum sizlere arkadaşlar. Bu koşullar içerisinde turizm gelirleriyle Türkiye'nin cari açığını kapatma ihtimali var mı? Bu koşullar içerisinde Türkiye'nin ithalatını azaltma, ihracatını fazla
piyasalaştırma imkanı var mı? En iyi ihtimal Temmuz sonu Ağustos başı gibi piyasaların ufak ufak açılması, ulaşımın Ağustos sonrasında başlatılması gibi bir planlama var tüm dünyada. Türkiye'ye turist akışı olmayacak, hem de Türkiye'nin uluslararası arenada rekabet gücü her geçen gün biraz daha azalacak. Bu dolar girişinin iyiden iyi azalması anlamına geliyor. Türkiye swap yapamıyor bakanın açıklamalarına göre. Türkiye dışarıdan borç bulamıyor çünkü CDS puanı çok yüksek. Şu anda bile 500 puanın üzerinde. Her geçen gün riskleri artıyor. Merkez Bankası rezervleri tükeniyor. İhracat gelirleriniz düşüyor. İthalatınız her geçen gün artıyor. Cari açığınız büyüyor. Bütün bunların toplamında dolar kırılganlığı artıyor. Amerika ile Çin özellikle Amerika'daki 3 Kasım seçimlerinden dolayı iyiden iyiye geriliyor. Bu da dünyadaki stres ortamının artmasını beraberinde getiriyor. Altın üzerindeki baskı artıyor. Borsalar her şeye rağmen yükseliyor ama bir balon etkisi var. Her alanda gelecek kötü bilançolar ve her ülkeden gelecek kötü ekonomik verilerle birlikte inanılmaz satış baskısıyla karşı karşıya kalacak ve bu koşullar içerisinde biz dolar düşecek diyoruz, altın düşecek diyoruz. Borsalar rekor üzerine rekor kıracak diyoruz. Mümkün değil arkadaşlar. Olacağı söyleyeyim size. Tablo her geçen gün biraz daha netleşmeye başladı. Dünyanın ekonomik krizi, Türkiye'nin parasızlığı her geçen gün biraz daha netleşmeye başladı. Kur üzerinde baskınızı devam ettiremezsiniz. Dolarda devalüasyonist hareketlerle karşı karşıya kalacağız. Dua edin kademeli olarak gitsin. Dua edin 7 olsun, 7.20 olsun, 7.60 olsun, 7.90 olsun, 8 olsun. Ama ben bunun çok daha ötesinde sert hareketlerle karşı karşıya kalabileceğimiz kanaatindeyim bu koşullar içerisinde. Doların bu sert yükselişi, dünyadaki kritik ortam nedeniyle onsun yükselişiyle birlikte gram altında da çok çok sert yükselişlerle karşı karşıya kalacağız. Yani hem gram altında hem de dolarda bugün gördüğümüz bu seviyeler, bu rakamlar tarih olacak arkadaşlar. Ve büyük ihtimalle bir daha hiç ama hiç görmeyeceğiz. Borsada ise gelen satışlar sonrasında uzun zaman bir daha bu rakamlara ulaşmayacağız. Mümkün olmayacak. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Aynı zamanda katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilirsiniz ve destek verebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.